take a loss. Competition's up, show 'em no remorse. Dominate. I'm trying to find a way, road to the championship, we going all the way. My blood, sweat, your tears. Let's make one thing clear. Y'all do not compete. Şu alttaki Yakup Bey. Şimdi makine düşüyor. Bayağı izledi daha. Evet, onu anlayan power gidiyor. Bayağı güzel. Türkçe'nin bir salonu vur oldu artık. Güzel. Abi bir açılış konuşması birazdan yaparız. Tabii yaparız. Biz alışamadık yani kameraya. Bayağı tanıyoruz ya. 70 kilo falan düşünüyorum. Evet. Kulağım. Nasıl, ağrı var mı? Şu an bir ağrı. Evet abi. Koyarken dikkat et, tekneye dikkat et. Ben çok alış belki. Bak 9'dan bakayım deneyim. 8 geçen yarışmada sanki biraz alçak kaldı bana ya. 9 sanki daha iyi oldu ki aynen. Bir de mesela single'daki formumla rap attığım formumu aynı yapmıyorum. Çünkü single'da biraz daha yani single yaptığımdaki formumu mesela daha geniş falan tutuyorum. Daha net kasımları tutuyorum. Rap attığımda biraz daha. Çünkü rap at, yani single formumla rap atarsam biraz fazla omuzlarım internal rotasyon oluyor gibi hissediyorum. Tam anlamadım yapamadım ama. Senin şeyin yok yani tekniğin şu an yaptığın ilk teknik de gayet güzel. Onda bence bir farklılık yok. Artır mı? Sanki biraz daha artırmak için ne yapabilirim diye kasıyorum. Arjını arttırsan daha yakın yaparsın abi bizim videodakine. Benim kol çok işte gitmiyor şöyle şey yani. Şu mobilitem kötü. Ya onu üst taraftan işte belinin üstünden arç yapmayı öğrenmen lazım. Yani şu nefes dağılıp özellikle şu var ya. Şunu yapmam lazım. Bak ben çok. Rusya'da bir elemanla tanıştım. 66 kiloda 210 falan bench'i var çocuğun. Alıyor bunu. Koyuyor böyle tam sırtına. Beline de değil sırtına. Ortasına mı? Aynen ve o şekilde kalçası, sırtı yerdeyken bench yapıyor. Ya o skapulasını artık ben şöyle dik koyuyor değil mi? Olmadı. 81 kilo. Ne 80? Ağırlık. Ha bizde 81 oluyor bir plakta. Benim de öğrenmem lazım. Ben de hissettireyim şunu. Ben senin arçına bakacağım. Benim omzum da ağrıyor biraz da. Mesela bu wake'de benim ayak pozisyonum farklı oluyor. Bu barda ben çok farklı yapıyorum. Mesela o close grip olayı. Bir ekol var diyor ki bench'te kol labasıdır. Ben şey değil yani o direkt uzağım ona. Hele hafif kilolarda mümkün değil öyle bir şey. Ben de öyle düşünüyorum. Yani zaten öyle bir kolum da yok. Ya. Abi. Bir yandan bir ekipte bayağı kolu devreden çıkarıyor lan. Tekniğiyle, arşıyla, göğsüyle basıyor. Close grip'i ben şu göğüslerim çok ağrımaya başladığı zaman close grip'i alıyorum ki biraz daha volüm biriktireyim. Artık inmiyor böyle. He. Bakın daha çok. Ben hafif kilo yani 93'ten öncesinde close grip bana çok mantıklı gelmedi. Ya bir de bak mesela benim tricepsim zayıf, şeyi zayıf, insertion'ı zayıf. Hani buradan ben ne kadar güç üretebilirim? Kısa yani. Onu da mutlaka şey olur, etkisi olur.
Mesela bizim yüksel close yapıyor böyle. Yani benim range of motion'un daha düşük olması büyük ihtimalle o tutuş ve scapula'yı daha şey yapmamla alakalı. Şu senin alışman gereken hareket şu. Scapula'nı hatta burada bir nefes alıp da şey yapabilirsin. Buna alışıp açılman lazım. Yani şöyle bu teknikte mesela şimdi başladın ya. Range of motion'un mesela başladığında diyelim kaç santim? 20 santim. Adam bastığında 30-35 santime çıkıyor. Çünkü o harcı açılıyor tamamen. Aynı pozisyona dönmüyor. Bence çok daha mantıklı. Çünkü şu yaptığın zaman abi burada eğer şeyse takılıyor kalıyor. Mesela şey var. Daiki Kodama var mesela. Japon bench press'çi. O çok ekstrem örnek gerçi. Adam zaten şeyle göğsüyle yarısından çok yapıyor hareketi. Adam bir bench yarışmada bench press yapıyor. Belki 15 saniyede çıkıyor bench press. Adam böyle yavaş yavaş böyle izliyor millet spotlar. Tekrar gireyim bir iki tekrar belki. Böyle biraz omuzum ağrıdı bu ara. Kardo sen programlarını falan kendin yapıyorsun. Tabii. Araştırıyorsun kurcalı. Bana araştırmayı seviyorum. Bence o şeyleri, o göğüs hareketini mesela daha iyi varyasyonlarla mesela faydası olur. Mesela Larson'un çok faydası oluyor. Larson'da zaten direkt bu şey oluyor ya. Şuradan arch yapmayı mesela daha iyi anlıyorsun Larson'da. Evet. Larson'da o mesela çok faydası oluyor. Ben mesela Dumbbell'ı da Larson gibi yapıyorum. Dumbbell'da da o sürekli sırt hareketine odaklanıyorum. Şu an mesela çok istediğim gibi yapamıyorum. Bench press'im şu an çok iyi değil. Zaten teknik işte evrimleşen bir şey adam. Tabii yani. Başladığın teknikle ilerlediğin evrim. Onu geçtim. Bazen bozuluyor. Günden güne değişiyor. Mesela benim bir ara sırtımda var durmuyor mesela. Bench press'te mesela sehpadan bir tarafa düşüyorum. Var bu şeyi kayıyor bugün bence. Bench press'in evet, sehpa tişörtten de olabilir. Aynen. 1-2 Bak bu tişörtü, bunun kumaşı biraz farklı. Hı-hı. Biraz daha böyle... Bu tişörtü alan powercılar dedi ki, birileri kaymıyor. Bak, benim parmada var, size şey yapayım, getireyim. Bu pamuk bir şeydi ya. İdmana döndüğüm ilk hafta olduğu için. Hatta şöyle yapayım. Kötüydü biraz. Biraz. Press. Yani benim dediğim, şimdi sen başta sırtını çok sıkıyorsun ya. Sırtını çok sıktığın zaman aldığında zaten bu indirirken zorlanıyorsun. O yüzden çok yavaşım diyorsun. Sen sırtını çok fazla sıkmadan buraya geldin, kurulduktan sonra scapula'nı hareket ettirsen daha hayırlı olur bence. Doğru. Onu çalışacağım. Evet, tamam. Single tekniğime çalışacağım. Bence iyi olur. Bir de mesela açmayı diyelim ki geldim oğlum, buraya. Oğlum niye geliyorsun buraya doğru? Sırtını açma muhabbetinde de mesela pres yaptım bir yere geldikten sonra direkt. Yani doğal bir şey böyle direkt dirseklerini almak gibi değil de sanki geldin, küçüldün sonra böyle büyüyormuşsun gibi. Uzaklaşıyormuşsun gibi kendine. Kapatıp aynen ha, daha da artırır aslında kitleme olasılığı. Nasıl? Zaten çok yapacağız iyi. Oğlum şey vücut yapacağız. Çok iyi. Ben hiç yapamıyorum. Vücut hiç konusunda asla yanım. Huh. Welcome to Forever Man. Let's go. 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 It's forever. No surrender. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Go. Go. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. Ben şey yapayım bir PT'lik abi. O garip yapayım. Biraz bayağı güzel görünüyor. Kemer alan bir. Bana da çok şey geldi. Güzel hissettirdi teknik açısından. Çok rahat 150 olması lazım. Çünkü 12 kilo var. Ve ben detrained hissediyorum bench'te.
O artar. Deadlift de yine 20-30 kilo kesin artar diye düşünüyorum. 60 olur kesin. İşte 60 kilo artması için gerçekten çok dedike olmam lazım. Ve Yakup Ünal'dan koştuk almam lazım. Başka türlü olacak. Yani iyi bir blok yakalaman lazım. Onda kesin yani peak'i tutacak falan şey yok. Tabii. Ya ben peak'i tutturmakta, teknikte ona da şüphe etmiyorum. Yani ben yaparsam muhtemelen çok fanteziye kaçmadığım sürece orada 9'da 9 yaparım. Bir de insan her zaman doğru gidemiyor yani. Planladığın gibi gidemiyorsun. Bunun için motivasyonlara da ihtiyacım var. Ben tek başıma bazen burada idman yapmak istemiyorum. Ama sen geldiğin zaman mesela yapmak istiyorum. Bir de bana sorsan. Evet. Acayip antrenman kaçırıyorum ya. Onu çözmem lazım. Evet. İşte onu nasıl çözeceğiz Kardo? Onu ben size geleceğim. Siz bana geleceksiniz. Böyle çözeceğiz yani. İnşallah çözeriz. Ben hiç kenarsız yapmıyorum ya. Sınırken hayır. Şey yapmıyorum. Yani böyle 100-120 kiloya geçince direkt... Ben direkt başlıyorum. Zaten plaka bizde 81. Direkt kemeri bağlıyorum. Squat'ta boş barda da kemer taktığım oluyor. Sence sen yüksek volüm mü çalışıyorsun? Yani set sayılarının falan filan çok mu? Yoksa düşük volüm mü çalışıyorsun? Bench press'te daha yüksek volümlü. Şiddet daha düşük, harfi düşük. O bende en iyi işleyen şey. Mesela yarışmaya yaklaştığımda hacim kestiğimde kesin şey oluyor, patlıyor. Bench press'te. Deadlift squat'ta biraz daha farklı. Öyle. Değişiyor. Yani canım bir şey sıkılır, yemek yemem. Uykuyu azalırım, yemek yemem. Hani yıldızların bir arada olması lazım ki ben yemek yiyeyim ya. Yazık, burada annem de para diyor kendini vitaminsiz kaldı olur falan diye. Güzel. Evet, bugün spora başlamama vesile olan Furkan abiyle video çektik. Kısa bir video olacak büyük ihtimalle. Bunu da kanaldan izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaç bir genişlik? 400 metre sonra sola dön. Ya bu çok yakın gösteriyor. Baktasçan tripodu açacağım diyecek. Oğlum navigasyona bak, tam bir ne diyor? 400 metre sonra a**ım senin kafanı...